Yok efendim, yok. Nerede? Kira. Ama çok uzun zamandır buradayız, bizim gibi. Zeynep bile bu eve geldi. Geldi derken? Doğdu yani. Bu evde doğdu. Ha. Eşinizi çok erken yaşta kaybetmişsiniz. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Takdiri ilahi işte, ne yapalım. Koskoca Hamit Köksal bile hakkın rahmetine kavuştu. Ya. Benim eşim de çok erken kaybettik. Ama ben çocuklarımın yani hem anası hem de babası oldum hep. Maşallah. Pırlanta gibi yetişmiş hepsi. Dağ gibi arkalarında durdum çünkü ben. Yani bir dediklerini iki etmedim. Ne istedilerse yaptım. Ya. Bir tek bu okumak istemedi. Ama işte Zeynep var ya, Zeynep. Uf. Yani zehir gibiydi, zehir. Nasıl istemedi baba? Kızım sen çay yapacaktın. Bir yine bir çayı koy. Bir kek, börek, bir şeyler. Hadi. Zeynep. Aradım, yoldalar. Benim özel bir telefon konuşması yapmam gerekiyor da. Zeynep'in bir odası var mı? Orada konuşsam. Var var tabii canım. Abi şurası zaten. Hiç dokunmadık oraya. İsterseniz geçip orada konuşabilirsiniz. Kendi eviniz gibi. Rahat edin yani. Teşekkür ederim. Kızım sen de bu arada in aşağı da bir çay koy. Hadi bak, sudan hızlı al. Suzan'a götür. Hadi. O babadan, o aileden nasıl oldu da kendini yetiştirmiş bilmiyorum. Ama kendisi hep der. Küçüklüğümden beri kendimi buraya ait hissetmedim. Günün birinde buradan çıkacağımı içimden hep bildim diye. Deli gibi çalışmakla geçmiş ömrüm. Kazandıklarıyla da kendini geliştirmiş. İşte kurslarla filan. Ve hepsini de çocuk bakarak yapmış. Çocuk mu bakmış? Erken büyümek zorunda kalmış annesi ölünce. Annesi çok küçükken ölmüş o zaman. Sana çok teşekkür ederim. Kızımın mayasını o kadar sağlam yapmışsın ki. Böyle berbat bir babayla bile dimdik ayakta kalabilmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.